Bu ara öyle istifalar yaşanıyor ki Saadet Partisi'nden, İyi Partisi'nden mesela Şanlıurfa İyi Parti İl Teşkilatı istifa Bak Parti'ye geçiyor. Fakı Baba'yı transfer etmişlerdi. İlk Fakı Baba'nın transferinden sonra ilk yaşanan sıkıntı Meral Akşener'in Urfa ziyaretinde yaşadığı şoktu. Kimse yoktu yani çünkü. Hayaletlere el sallıyordu otobüsün için. hatırlayın. Akabinde ardından bu kez İyi Parti'nin Şanlıurfa İl Teşkilatı istifa etti. Saadet Partisi'nden istifalar var. Gelecek Partisi'nden istifalar var. İstifa eden de zehir zemberek istifa ediyor. O ara CHP'liler de sıkıntı halinde. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun bu yaklaşımı bize şunu gösteriyor ki milletvekilli sayısı pazarlığında sıkıntı var. Davutoğlu'nun CHP listelerinden Gelecek Partisi'ne ait 25 ismi aday göstermek istiyor. E şimdi 25 oradan. Deva da istiyor bir o kadar. Bu 0007 de istiyordur. Hani ona bir iki tane verseler razı olur. Bu saatten sonra belki milletvekili istemeye de yüzük almaz ama bir 50-60 kimine göre de 70 milletvekili 70 milletvekili CHP'den isteniyor. E şimdi bir de CHP'liler kazan kaldıracak. İşte o ara İsmail Saymaz diyor ki Valla diyor sıkıntılı bir durum söz konusu. Meral Akşener her an masayı terk edebilir. Biz bugün ne manşet atmıştık? 13'ünden sonra işler değişecek. Hatırlıyor musunuz bunu? 15'inden sonra işler değişecek. 13'ünden sonra işler değişecek. Bu 13, bu bir korku filmi vardı. 13. Cuma. O Cuma ismine takıktır. Takız yani. O Kara Cuma 13. 3. Cuma vesaire. Cuma yani Müslümanların kutsal bellediği güne ilişkin bu tür saldırılar öteden beri var. Bu parantezi kapattım. 13 Pazartesi'ye geliyor rahat olun. Ama Allah'ın bütün günleri kutsaldır hepimiz için. Kastım o değil yani. 13'ünde bir araya gelecekler Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde. İşte 13'ünde altılı masada dananın kuyruğu kopacak. Meral Akşener'in başından beri konuştuğumuz altılı masanın dışında bir masa kurarak yeni bir ittifak arayışına gireceği, bir aday bulacağı falan konuşuluyor. Ama Meral Akşener'e de aba altından sopa gösteriliyor. Deniyor ki, bak sen başbakan olacaktın. Başbakan falan olmak istiyordun. Aday da olmuyorsun. Altılı masadan gidersen bu İyi Parti'nin sonu olur. İyi Parti sıkıntıya düşer diye hem Akşener'e hem İyi Parti'yi tehdit ediyorlar. Aba altından sopa gösteriyorlar. Meral Akşener'in bu anlamda yani altılı masadan kalkıp masayı terk edip gitmesine ilişkin elinin kolunun bağlı olduğu işte bu tür örneklerle kamuoyuna aktarılıyor. Bağlı mı değil mi onu göreceğiz. 13'ünde not edin bir köşeye Dana'nın kuyruğu kopacak. 13'üne kadar da kopabilir. Meral Akşener İmamoğlu'nu aday gösterme sevdasından vazgeçmiş değil. İmamoğlu da bir fırsat doğar da tüm bu hengame içerisinde bir fırsat doğarsa aday olabilir miyim sevdasından vazgeçmiş değil. O yüzden gezip duruyor. Tüm bunların muhacenesinde ortalık karışır. Tam o ara bugün Meral Akşener partisinin grup toplantısında çıktı ve şu keskin cümleleri kurdu. Bu kutlu mücadelede, kutlu mücadele dediği Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu mücadele. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu mücadele de şu. 240 sayfada özetlenmiş o mücadeleyi Meral Hanım kutlu mücadele olarak adlandırıyor. Havalimanının nükleer enerji santrallerinin, şehir hastanelerinin kapatıldığı, S-400'lerin iade edildiği, PKK ile mücadelenin bırakıldığı, sınır ötesi operasyonların ...durdurulduğu... ...ihasihalara dokunulduğu... ...İstanbul Sözleşmesi'nin... ...imzalandığı... ...Efendime söyleyeyim... ...saymakla bitiremem. İşte buna kutlu mücadele diyor... ...maalesef. Bu kutlu mücadelede diyor... ...kaprise, inada... ...hiçbir şahsi hırsa... ...koltuk hesabına... ...feda edilemez. Bu kutlu mücadele... ...kaprise, inada... ...hiçbir şahsi hırsa... Koltuk hesabına feda edilemez. Ha? Nasıl olacak şimdi? Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan. Kapris, inat, şahsi hırs, koltuk hesabı. Doğrudan yekten kılıcı çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden salladı. Şimdi bunu okuyanlar, bunu duyanlar. Öncekileri de üst üste koyarak. CHP'den bir yurtsever vatandaşla yaptığım görüşmede diyor ki. Meral Akşener'e güle güle. Diyebilirler. Ya da Meral Akşener hadi bana müsaade diyebilir. İşte onun için tüm bunların hepsi ve daha fazlası ortaya çıkacak. Mesela tüm bu ara hani kutlu mücadele ediyor ya HAK TV'de şu konuşuluyordu. Katılmış oraya kerli Ferdi tipler. Diğer partiler diyor HDP ile görüşmelerini yaptılar. İşte bu bu programda. Diğer partiler HDP ile görüşmeleri yaptılar. Defalarca orada bir mesafe kat ediliyor. İyi Parti ile görüşme yapılmadı stratejik olarak İyi Partinin hassasiyetleri kamuoyuna buna izah edememesi meseleleri falan nedeniyle orada bir ince ayar yapıldı. İyi Parti ile HDP görüşmesi yapılmadı ama aday belirlendikten sonra o da olacak anlamına gelen cümleler kuruyor. Ya, ayıp değil mi ya? Ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani şimdi? Dolayısıyla Meral Hanım buna kutlu diyor. O buna kutlu dedikçe de partisinden, teşkilatlarından istifalar ardı arkasına geliyor. İkili aday olur mu? Hem Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu çıkar mı? Meral Akşener masadan ayrılıp İmamoğlu CHP'den istifa edip falan böyle şeyler olmaz. Ama Meral Akşener masadan ayrılabilir. O ara yine CHP cephesinden, Kılıçdaroğlu cephesinden bu kez Meral Akşener'e salvolar geldi. Enver Aysever, kibirli bir iyi Parti var, masadan kalkmamak adına çok ödün istiyorlar, bir şımarıklık var. İmamoğlu'nun bu dolaşmaları da Kılıçdaroğlu'nun elini iyice güçsüzleştiriyor. İmamoğlu'nun kibri iyi Parti'nin kibriyle örtüşüyor. Bir Ahmet Davutoğlu şımarıklığı da bu kez Meral Akşener'de başladı diyen bir bir salvo da CHP kanadından İyi Parti'ye yönelik geliyor. Şimdi Gültekin Uysal, Meral Akşener kavgası, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener arasındaki adı konmamış gerilim taraflar üzerinden yahut örtülü birbirlerine hedef alan salvolar o ara CHP cenahının, yazarının, çizerinin, gazetecisinin İyi Parti'yi ve Akşener'i hedef alan sözleri ortalık acayip. Ya bunlar mı bu ülkeyi yönetecek ya? Bak sabahtan beri bir şeyler anlatıyorum. O ona onu demiş, o buna bunu demiş, o tecavüz demiş, o çocuk demiş, o işte kibir demiş, o hırs demiş, o sen olmazsın, bu ben olmam. Davutoğlu çıkmış ya seçimi kazansak da yani asıl zorluk ondan sonra başlıyor. Nasıl yöneteceğiz falan demiş. Nasıl yöneteceksiniz? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Nasıl yöneteceksiniz? Şimdi CHP'de Son dönemde ya bu akıl tutulması CHP'ye kim akıl veriyorsa bunlara kim akıl veriyorsa mesela yeter söz milletindir diyorsun. Yani AK Parti böyle bir e, sloganla bir bir start veriyor falan. Hemen üstüne atlıyorlar. Ne diyorlardı ona? O işe? Konma. Çökme çökme. Çökme siyaseti. Diyarbakır'da durmuşlar yeter söz milletindir diye bir afiş asmışlar. Sonra Diyarbakır ilçe teşkilatı ilin astığı bu afişi ilçe teşkilatı niyeyse bir sökmüş oradan. İl teşkilatı kıyameti koparıyor. AKP'liler geldi. Polis soruyla pankartı indirdiler falan. O ara görüntüler ortaya çıkıyor ki ilçe teşkilatı kendisi sökmüş pankartı. Bunun üzerine il özür dilemek zorunda kalıyor. Yahu nasıl bir ruh halidir. Mesela başörtü sorununu biz çözdük diyor Kemal Bey. Mesela ben bir tane röportaj gördüm sokakta. Bir e, başı örtülü bir hanımefendiyle röportaj yapılıyor. Oradan birisi geliyor. Ona başörtüsüyle ilgili e, musallat oluyor. O da cevap veriyor. Musallat o, olan adamın verdiği cevap şu. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na şükret. Onun sayesinde başörtüsü özgürlüğüne kavuştu diyor mesela. Hani bunlar bir yalanı söylüyor. Sonra oturup hep birlikte o yalana iman ediyorlar. Yani. Enteresan bir kitle. Ne kadar kitlersen kitle. Şimdi... Ya buna benzer örnekler çok. Mesela dün anlatmıştım. Şehir hastaneleri pandemi sürecinde bu milletten alkış aldı. İyi ki yapılmış. İyi ki bu projeler var. İyi ki şehir hastaneleri var. Sıkıntı çekmedik. İşte bu pandemi sürecini falan atlattık denirken Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüye çıktı. Keşke onu yayınlasaydım. Buluruz onu. Grup toplantısındaydı yanılmıyorsam. Şehir hastanelerinin yapılmasını kim önerdi? Kim istedi? Kimin projesiydi? Benim projemdi dedi. Dedi vallahi dedi. S-400'lere savaş açmıştı. Millet tepki verince bu kez Faik Öztürk S-400'lerin alınması genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun projesiydi dedi. Dedi yani. İHA'ları sihaları da zaten Kemal Bey yapmıştı. İşte Marmara'yı Ecevit yapmıştı. Bilmem. Ha bu, bu nasıl bir zihniyet ve buna inanıyorlar tabanları da buna inanıyor. Şimdi sokağa çıksan sorsan ha böyle derler yani. Mesela Bay Kemal karikatürize ediyor sonunda ünlem var onun. Biri sonra dedik üstüne git çivi çivi söker. Evet ben Bay Kemal'im de. Ben Bay Kemal'ime başlayınca Sayın Cumhurbaşkanı bugün kendisine yeni bir slogan buldu. Bay Bay Kemal. Versenize. CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. <laughs> Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal olsun. Evet. Güzel hoşluklar bunlar da tabii. Yani CHP'den de gelse benzer espriler, başka partiden de gelse güzel hoşluklar bunlar diyelim.